EkoTürk'ten herkese merhaba, ben Özlem Karakulukçu. Gün sonu programıyla karşınızdayız. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Yılı tamamlayacağız. Yılı tamamlamamızın son haftalarına girdik. Ancak piyasada negatif haber akışlarının yine geldiğini gördük. Hafta sonu gelen, özellikle İngiltere'de başlayan bu yeni mutasyona uğramış koronavirüsle ilgili tedbirler, önlemler ve İngiltere tarafına gelen uçuş yasakları piyasaları negatif yönde etkiliyor. Bir taraftan da emtia cephesinde yönlerin biraz daha arayış içine girdiğini görüyoruz. Hareketli bir hafta başlayacak gibi. Yine haber akışları var. Brexit süreciyle ilgili de onu da tekrar hatırlatalım ama yurt içinde genel fiyatlamalar ne üzerinde gidiyor? Daha çok detaylandıracağız bu programda. O yüzden öncelikle bakalım konuklarımız kimler, kimler bizlere eşlik edecek. Öncelikle haberlerimize bakalım. Bugünün öne çıkan haberler arasında İngiltere tarafından gelen Brexit süreciyle ilgili bir deadline tarih vardı efendim. 1 Ocak tarihine kadar bu Brexit süreciyle ilgili önemli gelişmelere yer verdiler. Detaylandıracağız ama DSF'lerimizle, haberlerimizle devam edelim. Bugünün gelen endeksi üzerinden şöyle bir bakalım. Aralık ayında tüketici güven endeksi geldi. 80,1'lik bir değerde aynı kaldığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Aralık ayında aynı düzeyde kalarak 80,1 değerini aldı. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise Kasım ayında 78,7 iken Aralık ayında %5,2 oranında artarak 82,9 oldu. Geçiyoruz Goldman Sachs'tan gelen Türk lirası için tahminlerinin raporuna. Yukarı yönlü bir revize var Goldman Sachs'ta. ABD doları Türk lirası paritesi için 3 ve 6 aynı zamanda 12 aylık tahminlerini daha önce 7,75, 8 ve 9 olarak açıklamıştı. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs bu tahminlerini 7,50, 7,75 ve 8 olarak aşağı yönlü güncelledi. Goldman Sachs analistleri yaptıkları değerlemesinde yüksek enflasyon ve siyasi risklerde dikkate alındığında liranın dolar karşısında ani şekilde güçlenmesi yerine daha istikrarlı bir patika izlemesiyle sonuçlanması büyük olasılık ifadelerini kullandı. Ve Dünya Bankası'na gidiyoruz. Türkiye'de KOSGEB aracılığıyla 300 milyon dolar finansman sağlayacak Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre hazırlanan yeni proje, COVID-19 salgınının sağlıkla ilgili ve ekonomik şoklarından etkilenen uygun mikro ve küçük işletmelerin kapanmalarının önlenmesine ve aynı zamanda kriz sırasında bu işletmelerin istihdamlarını korumalarına yardımcı olacak gibi görünüyor. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını belirledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının ise %16,75 olarak tespit edildiği bildirildi. Ve son haberimize geçeceğiz ki bu haftanın aslında en çok herhalde konuşulacak konularından bir tanesi aşı uygulamalarıyla salgının etkisinin hafiflemesi beklenirken korkulanın olduğu görülüyor ve virüs mutasyona uğradı efendim. Kötü haber İngiltere'den geldi. Başbakan Boris Johnson virüsün mutasyona uğradığını açıkladı. Variant is out of control and we need to bring it under control and geçtiğimiz hafta aşı uygulamalarının başlamasıyla birlikte virüsün etkilerinin 2021'de azalması beklenirken kötü haber İngiltere'den geldi. İngiliz Başbakan Boris Johnson, COVID-19 virüsünün İngiltere'de mutasyona uğradığını açıkladı.
İngiltere'den gelen kötü haber sadece bununla sınırlı değil. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğramış virüsün kontrolden çıktığını açıkladı. Bu açıklamalardan sonra mutasyona uğramış virüs İngiltere'nin ardından Belçika ve Hollanda'da da görüldü. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri Avustralya ve Danimarka'da da mutasyona uğramış koronavirüs vakalarına rastlandığını duyurdu. Mutasyona uğramış virüsün en büyük tehlikesi ise bir önceki versiyonuna göre %70 daha hızlı yayılıyor olması. Virüsün mutasyona uğradığının tespitinin ardından önlemler sıkılaştırıldı. Bir televizyon programına katılan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor görünüyor dedi. Bu haberlerden sonra başta Türkiye olmak üzere Hollanda, Fransa, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, İrlanda, Belçika, İtalya ve Kuveyt'te İngiltere ile ulaşımı sınırlama kararı aldı. İsrail'de 3 ülkeden gelen yolcuların ülkeye girişini yasakladı. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayla mutasyona uğramış yeni virüs konusunda İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların, bilgi, sonuç ve analizlerinin İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceğini aktardı. Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri hakkında daha fazla bilgi edinildikçe, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye 194 ülke bilgilendirileceği de kaydedildi. Evet, bu önemli haber başlıklarının gölgesinde kalan piyasalara bakacağız. Ne kadar sürecek? Tabii ki belli değil bu haber akışının piyasalara olumsuz etkisi. Toparlanma ama öyle kolay görünmüyor. Özellikle riskli piyasalarda, küresel tarafta sert çıkışların yaşandığına şahit oluyoruz hep birlikte. BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı aslında önemli rekor seviyelerle her gün bir önceki günü destekleyen rekor seviyelerde kapatmıştı. Bugün o rekorlu seviyelerin haylice altına geriledi. %2'nin üzerinde kayıplar var. Sektör bazında özellikle de değerlendirecek olursak bankacılık sektörü ve ulaştırma sektörü de başta olmak üzere oradaki kayıplar da %3'ün üzerinde görünüyor. Tabii dünya genelinde de aynı dalganın hakim olduğunu tekrar belirtelim. BIST 100 endeksi 1374 puan seviyesini gösteriyor şu an için. %2,42'lik gerilemeyle geldi. BIST 50 1233, orada da %2,65'lik bir gerileme var. BIST 30'da ise neredeyse 3'e yakın bir gerileme söz konusu. 1516 puan seviyelerinde görünüyor. Hemen dönelim şöyle kur tarafına da bakalım. Dolar tarafında bir tabii ki bu durum haber akışları dolar tarafında biraz daha güçlenmesine neden oldu. Bundan da aynı zamanda hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde nasibini aldı. Aynı zamanda dolar TL tarafında da hareketlilik yukarıya doğru 7,68 diyelim hemen şöyle kabaca bugün anlık %0,61'lik yükseliş var ama gün içinde 7,70'li seviyelerin üzerine de test etti. Oradan hafif bir kısa bir süre içerisinde tekrar kendini aşağı doğru çevirdi. Şu an için seviye yine de bir 7,70'in altında olduğunu bizlere işaret ediyor. Tabii ki kuru en çok yakından ilgilendiren bir haber akışıysa TCMB'den gelecek faiz kararı önem arz ediyor yine burada. Burada bir sürdürülebilir bir stabil bir durum olacak mı? O da en çok merak edilen özellikle sektörler tarafından merak edilen bir diğer gelişme. Euro TL tarafında da yine burada da bir düşüş görüyoruz. Avrupa tarafında biraz daha Euro'nun dolara karşı ki tavrı daha farklı. Çünkü Euro'nun da küresel tarafta satış dalgası içerisinde olduğunu söyleyelim tekrar. O yüzden TL karşısında da almış olduğu prim dolara nazaran biraz daha düşük. Pound TL cephesinde ise Pound'un zaten şu an gelen kötü haber akışı ilk İngiltere'yi ilgilendiriyor. Birçok ülke tekrar uçuşlarını İngiltere'ye kapattı. Bir taraftansa son dakika haberi olarak da az önce anons etmiştik. İngiltere'nin Brexit süreciyle ilgili Boris Johnson önemli açıklamalar yaptı. Yine Londra'ya giderek bu program içerisinde son gelişmeleri, son detayları alacağız. Pound TL cephesinde o yüzden diğer para birimlerine göre daha sert bir gerileme var. TL'nin pound karşısına almış olduğu değer kazancı 11,22'li seviyelere getirdi. Yine de çift haneli seviyelerde görülüyor. İsviçre frangı TL paritesine de bakalım. Oradaki yükseliş de yine 0,32, 8,66'larda. Sepet kursa dolardan aldığı güçle 8,50'lik seviyelerine geldi. %0,38'lik yükselişi anlık işaret ediyor. Hemen devam ediyoruz. Dolar endeksi tarafına bakacağız. Dolar endeksinde hatırlayalım 90 birimin altındaydı. Bugün gelen bu hafta sonu haber dalgasıyla birlikte tekrar kendini yukarıya taşıdı.
taşıdı. 90,51, %0,56'lık bir yükseliş anlık söz konusu. Euro dolar paritesinde tabii ki euronun satış dalgasından dolayı 1,22 seviyelerinde yine anlık bakacak olursak %0,40'lık gerileme var ama İngiltere özelinde daha sert bir gerileme söz konusu. 1,33'lü seviyelerde parite şu an için 1,34-1,35 bandında bir dengelenme sürecine girmişti. Brexit tarafındaki belirsizlik aslında burada biraz daha baskılıyordu ama gelen bu haber Brexit'i dahi biraz daha gölgede bırakmış gibi görünüyor. Dolar yen tarafında 103,48'i görüyoruz. Dolar İsviçre frangı paritesinde ise 0,8866'lı seviyeler anlık görülüyor ekranda. Devam edelim. Küresel taraftaki risk iştahındaki kayıplara gidelim. İngiltere tabii ki tabloya bakmadan da tahmin edeceğimiz gibi en sert satış dalgaları içerisinde yer alıyor ama genel hatlarıyla da baktığımız zaman %2,50'nin üzerinde düşüşler ekrana yansıyan endeksler üzerinde belirgin. Euro Stoxx 53.436'da, Almanya DAX 13.227'de, Fransa CAC 5.363'te, İngiltere 6.356 seviyelerinde ve İspanya IBEX'te ise %3'ün üzerindeki düşüş böylece bize 7.764 seviyelerini okutturuyor. Hemen Amerika'ya gidelim. Amerika tarafında peki işler nasıl? Amerika aslında biraz daha piyasaları canlandıracak gelişmeler veriyor. Teşvik paketiyle ilgili önemli detaylar var ancak o kadar çok gölgede kaldı ki İngiltere tarafından gelen bu kötü haber karşılığında ABD'nin 2, 10 ve 30 yıllık tahvil faizlerinde de anlık gerilemelerin daha sert olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıllıklar 0,11'li seviyelerde, 10 yıllık faizler 0,898'de, 30 yıllıksa 1,638'lerden takip ediliyor. Peki riskli piyasalar nasıl? Hemen yine onu da 3 tane önemli endeks üzerinde seyredeceğiz. Aynı zamanda hemen Amerika'nın da vadeli endekslerini de alalım ve Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde de yine burada da %1, ortalamada 50-60 seviyelerinde bir düşüş karşımızda. Dow Jones 29.708'lerde, S&P 500 3.646'da ve Nasdaq endeksi ise 12.576 seviyelerinden anlık takip ediliyor. Son olarak da emtia cephesine bakalım. Emtia cephesinde ise yine gözler altın ve gümüş tarafında. Burada da hatırlayacak olursak güvenli liman olarak bu yıl 2020'nin belki en gözde yatırım araçlarından biriydi. Ara ara çıkışları da şahit oluyoruz ama bu tarz haber akışlarından da ciddi faydalanacak. Hem teşvik paketleri bir tarafta burada altını ve gümüşü belki destekleyen gelişmeler olurken bir taraftan da bu koronavirüsün mutasyona uğradığı ve daha sert bir dalgayla geliyor olma ihtimaliyle birlikte aslında ciddi bir potansiyel taşıyor mu, taşımıyor mu? Bunu da yine uzmanlarına sorup detaylandıracağız sizler için. Altın olsun da yükseliş %0,11'i işaret ediyor. Daha stabil diğer piyasadaki hareketliğe nazaran Brent petrol ve ham petrolde de tabii yine sert düşüşleri gözmezden gelmeyeceğiz. Çünkü birbirine artık ülkeler tekrar kapılarını kapatma ihtimali hemen hızlıca bu kararı alabildiklerinde tekrar hafta sonu gözler önüne serdi. Brent petrol varil fiyatı 50 dolarlı seviyelerde, ham petrol ise 47 dolar 23 centlerden şu an için varil fiyatlarını bizlere gösteriyor. Şimdi konuklarımıza devam ediyoruz. Evet, hemen şöyle hızlıca konuğumuza gidelim. Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz bizlerle birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, isterseniz haber akışları zaten malum belli. Sert satışları bizlere gösteriyor. Ancak ne kadar sürecek? Piyasalar nereye kadar geriler? Bunu ne kadar daha kaldırabilir? İsterseniz genel bir değerlendirme ile başlayalım. Piyasaların bu haftaki yönünü sizden dinleyelim. Bir süredir piyasalar sürekli yükseliyordu. Yükselen piyasalar kar satışı için bir gerekçe arar. Bu İngiltere'den gelen haber bu gerekçeyi verdi. Hem dışarıda hem içeride bir kar satışı görüyoruz. Şu an için normal. Yani bir panik seviyesinde bir şey ben görmüyorum. Nitekim bizim dolar TL kuruna bakarsanız dolar dünyada bir miktar yükseldiği halde %0,6 kadar yükseldi. Yani 7.70'in altında kalması bence olumlu.
Borsada %2, 2,5 gibi bir kar satış var. Ben buna kar realizasyonu diyorum. Tabii Avrupa'da biraz daha sert bir satış var, %3 civarında. Çünkü İngiltere'den gelen bir haber nedeniyle bu kar satışı oluştu. Yani sağlıkla ilgili bir konu Özlem Hanım. Konunun uzmanı değiliz, sadece bir piyasa gözlemcisi olarak açıkçası ilk başta panik eden bir haber. Yani İngiltere'den yapılan açıklamalar bir miktar panik havası içeriyordu. Yani kontrolden çıktı, mutasyona uğramış yeni virüs daha hızlı yayılabilir gibi. Biliyorsunuz sağlık insanları veya milletin içeride tam yılbaşı öncesi Londra gibi bir şehirde insanların içeride kalması çok çok zor. Biraz da onu teşvik etmek için belki temkinli açıklamalar yapıldı. Bakın işte kontrolden çıkıyor, bu daha hızlı yayılabilir gibi. Olduğundan belki kötü gösterildi. O yüzden de bir şey oldu, piyasa bu haftaya başlarken acaba bu meret tekrar daha da kötü bir şekilde tekrar mı yükseliyor diye hepimizin aklına kötü senaryoyu getirmedi değil. Ondan dolayı insanların biraz panik olup satış yapması oldukça normal piyasa tarafından baktığımız zaman. Ümit ediyorum ki inşallah korktuğumuz gibi bir şey değildir. Yani İngiltere Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar kontrolden çıktı. Çok daha hızlı yayılabilir bu mutasyona uğramış çeşidi gibi açıklamaları her şeyden önce insan olarak hepimizi stres ediyor. Ama tabii dünyanın gerçekleri de var. Ekonominin, iktisadın bir tarafta yürümesi gerekiyor. Bu da daha az önemli bir konu değil. Böyle bir haber çıktığı zaman direkt uçuşlar durduruluyor, ticaret aksıyor, üretim ve tüketim aksıyor. Bunların hepsi önemli konular. Ümit ediyorum bu konuda daha soğukkanlı açıklamalar bu hafta içinde gelir. Çünkü ilk yapılan açıklama dediğim gibi biraz panik yarattı. Ne olup ne olmadığına ilişkin uzmanlarından açıklamaları dikkatle takip ediyor olacağız. Tabii piyasa o zamana kadar bu belirsizlik içinde biraz da stresli bir açıklamaydı. Son 1-2 ayın karlarını bir miktar realize ediyor. Ben bunu normal karşılıyorum. Evet, aslında dediğiniz gibi Türkiye'nin piyasasına, yurt içindeki piyasaya bakacak olursak hareketlilik diğerlerine göre biraz daha sınırlı kalacak gibi görünüyor. Ama hem kur tarafı bunu örnek teşkil ediyor. Bir tarafta da Borsa İstanbul zaten BIST 100 endeksinin gelmiş olduğu seviye bir kar realizasyonu bizim de geçtiğimiz haftalarda en çok konuştuğumuz konuydu. Ne zaman gelir, gelirse hangi seviyelerde gelir diye. Şimdi bir tarafta belirsizlik var ama VIX endeksine de baktığımızda korku endeksinin Kasım ayından bugüne gelmiş olduğu en yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Yani bu aslında küresel tarafta bir panik dalgası yaratma ihtimalini de gösteriyor mu? Yoksa birkaç belki önemli sağlık bakanlıkları tarafından yapılan açıklamayla toparlanabilecek mi? Yani insanların aslında yatırımcıların da psikolojik olarak anlık gelen bu haberleri de değil mi yönetebilmesi de çok önemli gibi görünüyor. Şimdi Amerika başka bir hikaye bence. Orada borsalar çok aşırı yükseldiği için oradaki düşüşler daha sert olabilir. Kaldı ki bir siyasi bir geçiş var orada. Başkanlık değişiyor. Yeni yardım paketinin çıkmasında sorun yaşandı. Gereğinden uzun zaman aldı. Hala üzerinde çalışıyorlar. Yani Amerika'yı ben ayrı tutuyorum. O borsada ben olası bir kar satışının daha uzun boylu olabileceğini düşünüyorum. Ama oradan bize gelirsek Avrupa ve Türkiye borsası henüz çok yükselmiş değil aslında. Amerika'daki yükselişin yanında sadece bu sene değil geçtiğimiz senelerde çok geride kalan borsalar var. Bunun en başında Türkiye borsası geliyor. Yani Türk lirası bazında en yüksek seviyeye gelmesi gerçek tabloyu yansıtmıyor. Yani 1400 dediğimiz seviye eskinin 140 bin seviyesi. Ama dolar kuruna böldüğümüzde son 13 yılın en dibine gelmiş bir borsadan bahsediyoruz. Daha yeni yeni diplerden dönmeye çalışıyor. Halka arzlar var, onlara ciddi talep geliyor. Bu da
borsanın geleceğine yönelik olumlu bir işarettir aslında. Yani Türkiye'de son birkaç senedir halka arz olmuyordu, olamıyordu. Şimdi yeniden başladı. Bunlara gelen güçlü talep hisse senedine aslında bir talebin olduğunu gösteriyor. Sadece yatırımcının bir miktar daha güvenmesi lazım piyasalara. Bu anlamda Türkiye'nin bu ekonomi politikasındaki değişim, bunun yanında dış politikasındaki değişim aslında ümit veriyor 2021'e yönelik. Yatırımcıların evet sütten ağzı yandı demek az olur, sütten ağzı çok kötü yandı. Dolayısıyla yoğurdu üfleyerek yemeye çalışıyorlar. Bunu şeyden görüyoruz, her hafta hala dolar mevduatı azalsa da, hızı azalsa da artmaya devam ediyor. Yani böyle çok hızlı yükseliyordu. Şimdi biraz daha yatay, haftalık bazda daha az yükseliyor ama yükseliyor. Yani yatırımcı dolar almaya devam ediyor korkudan. Önce bu dolar alışının önünün kesilmesi lazım. O anlamda bu hafta Merkez Bankası'nın yapacağı faiz artışı önemli. Geçtiğimiz ayki kadar önemli değil ama bu da hala önemli. Şimdi 150 baz puan civarında beklentiler oluşmuş durumda. Benim tahminim de o yönde. Yani 150 baz puanın 50 baz puan altında olur. Belki 25 baz puan üzerinde olur. Yani ben 100 ile 175 arası bir faiz artışı gelmesini olası görüyorum ki dolar talebinin önü kesilsin. Yani %15 olan haftalık faiz %16,5'a veya 16,25'e çıkmış olacak. Bu seviyelerin artık Türkiye'de döviz talebini kesmeye ben yeteceğini düşünüyorum. Diğer taraftan faizlerin Merkez Bankası'nın artırması dışında kredi büyümesinde de ciddi bir yavaşlama var. Bu da önemli. Yani ekonomi yavaşlıyor. Yavaşlayan ekonominin de döviz talebi de azalır. Yani ithalat talebi azalacak. Cari açık ki artıyordu. O tekrar dengeye doğru hareket ederse ki orada bir turizm gelirine ihtiyaç var. Yani turizm olmadan dengeye gelemez. Gelmesi çok zor. Ama en azından ithalat yavaşlaması cari açık da doğru yönde gidiyor mesajı vereceği için ben dolar kurunda artık yükselişler beklemiyorum. Zaten piyasadaki birkaç son 1-2 aylık hareketlere bakarsanız dolar kuru bazen 8'in üstünde attığı oldu. Şimdi aşağı doğru bir gevşeme eğilimi görüyoruz. Bunu söylediğim zaman birçok yatırımcı özellikle sosyal medyada inanmak istemiyorlar. Yani dolar düşmez. Mutlaka hükümet geçmişte olduğu gibi bir hata yapar, doğru ekonomik politikadan vazgeçer gibi kuşkulu yaklaşımlar görüyorum. Ben bunu doların düşeceğine dair daha da bir kanıt olarak görüyorum. Şöyle ki yatırımcılar gereğinden fazla dolar almış durumdalar. Güvenmedikleri için, korktukları için, pek çok pandemi de var bu arada. Pek çok nedenden dolayı Türkiye'de aşırı bir dolarizasyon var. Bütün mevduatın %56'sı dolara geçmiş durumda. Bunun artık artmayacağını, hatta birkaç ay sonra buradan çözülmeye başlayacağını ben düşünüyorum. Yatırımcıların da dolar düşmez, düşemez şeklindeki tepkileri ki davranışsal bir tepkidir. Aşırı dolarize olduğunu bundan sonra artık satılması gerektiği yönünde ben bir gözlem olarak paylaşmak istiyorum. Evet Mehmet Bey, hem kur ve pariteler üzerinde de çok önemli bir gelişme aslında bu. Pound dolar cephesini de özellikle sormak istiyorum. Bir taraftan da riskli piyasalarda özellikle bu gelinen seviyeyle fırsat gördüğünüz noktalar, hangi sektörler daha doğrusu, onları aktarmanızı isteyeceğim ama müsaadenizle kısa bir ara yapalım. Aradan sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Gidiyoruz tekrar Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz'e. Mehmet Bey tekrar teşekkür ederiz beklediğiniz için. Parite üzerinde özellikle dolar endeksi üzerinde son yorumlarınız vardı. Bunun üzerinden bugün Pound'da sert satışların da devam ettiğini gördük. Geçtiğimiz haftalarda 1.35 bandında gezen paritede gerileme var. Tabii ki kaçınılmaz bir kur savaşı da var dünya genelinde. Euro, Pound ve özellikle dolar cephesinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Dolar tarafında gerileme bekliyorum demiştiniz çünkü özellikle bu paritedeki teknik seviye beklentileriniz nelerdir?
Ya paritelerle ilgili tahmin yapmak çok zor ve bence biraz da boşuna. Ya dolarla ilgili genel trendi az çok tahmin edebilsek o bile önemli bir şey. Amerika'da para basılmaya devam ettiği için bunun doların gevşemesine neden olması doğal. Şimdi 90 olan bu dolar endeksi buradan 85'e belki de önümüzdeki senelerde 80'e kadar inebilir. Ondan dolayı doların gevşediği ortamda işte euro değer kazanacak. Bence pound mutlaka değer kazanacak. Şu an pound ekstradan düşüyor Brexit var diye. Hak ettiği değerin altına gelmiş durumda. Türk lirası gibi gelişmekte olan ülke para birimleri de muhtemelen değer kazanacak. Ben önümüzdeki birkaç seneyi bu pandeminin de aşılmasıyla inşallah dünyada sermayenin saklandığı dolar ve altından çıkıp biraz daha riskli, risk alarak gelişmekte olan ülke para birimlerine, işte pound gibi çok fazla düşmüş para birimlerine doğru akacağını düşünüyorum. Bu tabii haftalık bir yorum değil. Ben böyle aylık hatta yıllık bazda bir bakış açısıyla konuşuyorum. Çünkü paritelerle ilgili kısa vadeli tahminlerin hiç kimseye faydası yok. Çünkü tahmin edilemeyeceğini biliyoruz. Evet, aslında tahmin edilmesi de zor bir taraf dediğiniz gibi. Peki o zaman riskli piyasalara geçelim Mehmet Bey. Riskli piyasalar, yurt içindeki riskli piyasalarda dediğiniz gibi biraz kar satışları görünüyor dediğiniz. Peki bir toparlanma olur mu? Bu seviyeler al fırsatı mı yaratıyor? Özellikle hangi sektörler? Bu gelen haberler çünkü yine tekrar o pandemi sürecindeki pandemi hisselerini hareketlendirdi. Aşı hisselerinin ise tekrar gerilediğini gördük. Bunun devamlılığı olacak mıdır sizce? Ya böyle bir ayrım var gerçekten de. Bizim borsada sanki pandemiden fayda sağlayan 3-5 tane hisse varmış gibi. Bir de zarar gören havacılık hisseleri var tabii ki. O temel bir yaklaşımla doğrudur. Biz kendi fonlarımızda her iki trade'e de girmiyoruz. Yani pandemi nedeniyle şu ilaç hisselerini alalım gibi bir yaklaşımımız yok. Sadece havacılık hisseleri ki şu anda hiçbirini taşımıyoruz. Orada almak için bir uygun bir ortam kolluyoruz açıkçası. Çünkü aşının etkili olduğu anlaşıldığında ki 1-2 ay içinde bunun haberini bence alacağız. O zaman direkt uluslararası uçuşların hemen full kapasite başlamasına gerek yok. Uçuş planları yapmaya başladığımızda ki bizler hepimiz oradan anlayabiliriz. Yani o zaman havacılık hisselerinin gerçekten toparlamaya başlayacağı zaman olacaktır. Henüz tam o noktada olmadığımızı bu hafta sonu gelen bu İngiltere haberi gösterdi. Ki biz acele etmemiştik havacılıkla ilgili pozisyonlarımızı tekrar yerine koymak için. Ama 1-2 ay içinde koyacağımızı zannediyorum. Yani bizim hisse fonlarımızda şu an havacılık hiç yok. Pandemiyle ilgili ama şöyle bir şey var. Daha kalıcı etkilerine bakıyoruz biz. Örneğin teknoloji kullanımı hem bireysel hem evde hem şirketlerde çok daha artmış durumda. Bunun büyük ölçüde kalıcı olması varsayımıyla Türkiye'de teknoloji satan şirket hisselerinin yapısal bir yükseliş gösterme ihtimalini görüyoruz. Burada tabii bazı borsada çok yok ama işte yazılım şirketleri, teknoloji alıp satan şirketler gibi sınırlı sayıda şey var. Hisse senedi var bu duruma hitap eden. Umarım önümüzdeki dönemde halka arzlarla borsanın bu tarafı da güçlenir. Çünkü hakikaten zayıf kaldı bir alan. Çok fazla böyle IT şirketi, bilişim şirketi göremiyoruz. Telekom şirketleri çok geri kaldı büyük hisselerden bahsederken. Orada bence bir fırsat olabilir. Biz her iki telekom hissesini de fonlarımızda taşıyoruz. Yani ucuz buluyoruz bunları. Ve bu dönemde yoğun data kullanımından dolayı iyi karlar açıklayacaklarını düşünüyoruz önümüzdeki dönemlerde. Perakende de biraz şey gibi gözüküyor, pandemi hissesi gibi gözüküyor ama biz perakende hisselerini açıkçası
Türkiye'de çok iyi yönetilen perakende şirketleri var. Bunların hisselerini zaten pandemi olsa da olmasa da taşıyoruz açıkçası. Sadece pandemi döneminde biraz arttırdık. Yeni bir tane ekledik. Yani portföyümüzde ciddi miktarda perakende hissesi taşıyoruz. Pandemiyle ilgili, pandeminin yarar sağladığı veya zarar verdiği sektörler açısından ben manzarayı böyle görüyorum. Peki Mehmet Bey, böyle bir belirsizliğin de zaman zaman sert satışlara neden olduğu bir ortamda portföy oluştururken, şimdi riskli piyasa portföyünden bahsettik ama genel bir sepette orta derece, işte görece risk algısı olan bir yatırımcı için nasıl bir pozisyonlanma gerekiyor? En azından ocağa kadar bir biraz daha mı tedbirli gitmek gerekiyor, yoksa riskli piyasalar fırsat mı sunacaktır? Ya benim yatırımcılara tavsiyem, planlarını böyle çok haftalık veya günlük haberlere göre kesinlikle yapmasınlar. Çünkü ben onu biraz dalgalı denize benzetiyorum. Dalgalı denizde ufak bir kayıkla dalgalı denize açılırsanız dalga sizi direkt devirir. Yani buna benzetebiliriz küçük yatırımcının piyasalardaki serüvenini. Onun yerine ya büyük bir gemiye binin, ki onlar yatırım fonlarıdır. Yatırım danışmanlığı maalesef Türkiye'de eksik. Bireysel bazda buna erişim çok mümkün değil. Dolayısıyla ya büyük bir gemiye bineceksiniz dalgalı denizde seyahat etmek için, veya ille kendi kayığınızla seyahat etmekte ısrarcı iseniz uzun vadeli bir hedef belirleyin. Yani deyin ki ben bu borsa çok ucuz, işte döviz düşecek, altın yükselecek gibi belli tahminleri bir sepete doldurun. Bizim orada bir tavsiyemiz var. Yani yatırımcılar çok hassas dağılımlar yapamayabilirler ama bireysel emeklilik sistemi için benim geliştirdiğim bir dağılım var. Çok hatırlaması kolay. Türkiye'de 3 tane varlık sınıfı var. Hisse senedi, faiz ve döviz. 3'te 1 oranında dağıtırsanız portföyünüzü, o zaman çok fazla takip etmenize gerek kalmaz. Tabii her varlık sınıfına dair bir fon bulmanız lazım. Yani bir hisse senedi fonu, bir tane faiz fonu veya mevduat olarak düşünebilirsiniz bunu. Bir tane de döviz fonu, ya Eurobond fonu olabilir veya yabancı menkul, yabancı hisse fonu olabilir. Yani bunları yapmak size zor geliyorsa, ki gelebilir, o zaman bunu kendi içinde yapan şeyler var. Değişken fonlar var. Yani bu bahsettiğim dağılımı zaten kendi içinde yapıyor. O değişken fona da şey diyelim isterseniz, cruise gemisiyle zaten size göre her şeyi planlamış. Cruise'a binerek denizdeki dalgalara, işte dalga şuradan geldi, buradan geldi diye çok fazla endişe etmenize gerek kalmaz. Peki. Bu benzetmeleri kullanıyorum ki teknik terimler yatırımcılar açısından hatırlaması daha kolay olsun diye. Evet, çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey, aktardığınız değerli yorumlar için sağ olun. Rica ederim, iyi yayınlar. Evet, Mehmet Gerz'i uğurluyoruz. Şimdi gidiyoruz Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt'a. Ziya Bey, sizler de hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Özlem Hanım. Teşekkürler Ziya Bey. Birçok gelişme var. Tabii ki piyasalar üzerinden gidecek olursak en önemli haber biraz daha diğer haberleri de gölgede bırakıyor ama nasıl detaylandırmak lazım, nasıl bir görüntü sergileyeceğiz bu hafta? Hem yurt içinde önemli gelişmeler olacak, hem yurt dışında, hem Brexit süreci, Amerika'dan teşvik paketleri, bu koronavirüsün mutasyonu uğradı, kötü haber, belirsizlikleri. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu an konjonktür tarafını da aynı zamanda? Özlem Hanım, bir Türkçe'de deyim vardır, 40 çarşamba bir araya geldi diye. Hakikaten öyle bir haftadayız maalesef. Tabii iyi haberler de var ama bence en önemlisi bu mutasyona uğramış koronavirüs. Yani görüyoruz ki bir virüs geçmiş dönemde, geçmiş aylarda bütün dünyayı dağıttı. Resmen darmadağın etti, her şeyi alt üst etti, rakamları. O yüzden bence bu hafta öne çıkacak olan konu bu. Zaten dün gece yarısı Amerika'daki paketin onaylanması bile bence şu anda virüsün etkisi altında kaldı. Onun pek pozitif tarafını tam olarak göremeyeceğiz gibi görünüyor. Bizde ise ayın 24'ünde Merkez Bankası kararı var. O biraz daha biz
dış piyasalardan bu konuda ayrışmış durumdayız. Zaten borsamıza gelen bir yabancı yatırım söz konusu değil. Yıl sonu olması dolayısıyla artık operasyonlarını yavaşlatmış, hatta durdurmuş bile diyebiliriz. Artık ocağın 10'undan 15'inden sonraki döneme bakacağız. O anlamda bu virüs bizim borsayı öyle çok diğer yurt dışındaki borsalar gibi etkilemeyebilir. Şu anda evet biraz eksideyiz ama diğerleri gibi olmayabilir. Ama Merkez Bankası'nın kararı bizim iç piyasa dinamikleri açısından çok önemli. Oradaki bir faiz artışı, piyasanın beklentileri ve umduğu yönünde olan bir faiz artışı tahmin ediyorum biraz daha ekonomi politikalarında normale dönüş yönünde bir teyit. Yeni Merkez Bankası ve Ekonomi Bakanlığı yönetiminin söyledikleri doğrultuda bir adım daha ileri gittiğinin göstergesi olacağından biraz daha güven uyandırabilir Özlem Hanım. Evet Ziya Bey, dediğiniz gibi aslında güven konusu çok burada hassas bir noktada. Çünkü piyasada özellikle yatırımcı rolünü üstlenip sürekli rolde bulunan, nasıl diyelim, piyasa yapıcılar aslında bu tarz haberlerle çok artık güvenli limanları daha sağlam olduğunu düşünüyorlar. Siz özellikle yatırımcılar gözünde nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu kadar çok belirsizliğin üst üste geldiği, tam aşı bulunduğu haberleriyle, müjdeli haberlerle coşku içinde bulunan hem küresel hem yurt içindeki piyasaların bir anda tekrar böyle takla mı diyelim, aslında belki sert de bir tabir olacak belki ama yani yatırımcıların bu güven tarafını sürekli zedeleyen haber akışlarının sanki biraz daha artık yatırım portföylerini değiştireceği yönünde bir beklenti içerisindeyim ama siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani yatırımcılar risk almakta önümüzdeki dönemlerde çekinecekler mi yoksa yine de iştahları olacak mıdır sizce? Yani bir muhafazakar yatırımcı gözüyle bakacak olursak, hı hı, sabit getirili kıymetler haliyle bence öne çıkıyor böylesine dalgalı durumda. Zaten Amerikan hazine bonolarına baktığımızda bir anda hepsi aşağıya doğru, sıfıra doğru inmeye tekrar başladılar. Evet. Bizde biraz daha bu konuda tereddüt vardı. Sebebi de işte maalesef Türk lirasında yeteri kadar getiri sağlayamayan yatırımcı. Sanki risk almak yerine biraz da, eğer bu 24 Aralık'ta faiz biraz daha yukarı çekilirse Türkiye'deki yatırımcılar, elinde parası olanlar Türk lirası sabit getirili kıymetlere, işte bu hazine bonosu da olabilir, normal banka mevduatı da olabilir, yönlenebilirler. Çünkü bu şunu da gösteriyor. Hani dövizde bir durulma söz konusu olacak öyle veya böyle. Dövizde artış yok. Altın malum tekrar yine aşağıya inmeye başladı. Altına yatırım yapan hem Türk lirasının değer kazanmasından hem altının normalde değer yitirmesinden dolayı zarar edecek. O yüzden bence en güvenli liman sabit getirili kıymet, TL sabit getirili kıymetler. Burada da banka mevduatı veya kısa vadeli devlet hazine bonoları öne çıkabilir Özlem Hanım. Evet, bu önümüzdeki dönemlerde eğer güvenli bir liman arıyorsak bu tarafta bir canlılık olacak. Peki Ziya Bey, sizin de dediğiniz gibi Merkez Bankası'nın bu haftaki kararına şöyle bir dönüş olacak. Eğer dolar tarafında mesela bugün aslında Mehmet Bey de bunu aktarmıştı. Kur tarafında yükseliş var. Evet, ancak küresel taraftaki kadar sert değil, bir baskılayan da bir gelişme var. Bunu TCMB'nin faiz kararına bağlayabilir miyiz? Evet. Tabii burada tahmin ediyorum bu döviz piyasasında aktif olan oyuncular şunu hesaplıyorlar. İşte virüs tekrar çıktı, kapılar kapanacak, Türkiye ihracat yapamayacak. Türkiye'nin önemli ihracat ülkelerinden birisi de İngiltere'ydi. Orada bir durulma olacak. Türkiye'nin cari açığında, dış ticaretinde tekrar yine açıklar meydana gelecek. Ona bence oynayarak, ona bet ederek kuru biraz yukarı çektiler ama dediğiniz gibi Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı beklentisi de daha fazla yukarıya gitmesini engelliyor. Bence
Karar açıklandıktan sonra şu anki bulunduğu 7.68'lerden tekrar 7.60'lara belki biraz daha altına bile inme ihtimali var Özlem Hanım. Peki Ziya Bey, şunu da sormak isterim size. Bizim en çok konuştuğumuz, geçtiğimiz dönemlerde konuştuğumuz konulardan bir tanesi ekstra reel getiriydi yurt içinde. Şu anki aslında faiz noktasında artı faiz getirisi var. Dünyada eksi faiz var. Sizce Merkez Bankası'nın yani böyle bir durumda bir pas geçme olasılığı olur mu? Olursa sizce doğru bir karar mı gerçekleşir ve kura yansıması nasıl olur? Yani bunu özellikle sormak istiyorum çünkü reel getiri artık artı durumda. Yani bir faiz artışı ve 7.50'nin altına düşme ihtimali olan kur bazı sektörü de baltalayacak gibi de görünmüyor değil mi sizce? Şimdi burada yerel, artı faizin nasıl hesaplandığı önemli. Yani reel getiri derken maalesef çeşitli bakış açıları var. O yüzden eğer biz önümüzdeki 24 aylık bir enflasyonu ve onun faiz getirisi diye baktığımızda işte 2 yıllık Türkiye'nin hazine bonosu 15 civarında seyrediyor görüldüğü üzere. O açıdan Sayın Naci Ağbal da yaptığı toplantıda şu anda 14'ler civarında olan faizin Ocak ve Şubat aylarında hatta kısmen Mart ayında biraz daha yükselme ihtimalinden bahsetti. Yukarı yönlü risklerden dolayı. O yüzden şu anda belki farklı bir bakış açısıyla işte mevcut enflasyon, işte politika faizi de 15 işte bu şey üstünde birazcık gösteriyor. Dan ziyade önümüzdeki beklenti üzerine ne olacağını düşünürsek yani bizim politika faizinin en az 16,5 olması gerektiği ortaya çıkıyor. Ben olsam ne yapardım? Ben en az 2,5 puan bir şoklama yapıp, bir piyasayı durdurup, bir ay veya iki ay bu şekilde devam edip, ondan sonra faizi aşağı çekmenin yoluna bakardım. Çünkü biz biraz daha piyasanın önüne geçen, şoklatan bir faiz oranı uygulamadığımız müddetçe gelgitler yaşayabiliriz. Yüksek faiz tabii ki iyi bir şey değil. Hiçbirimizin arzu ettiği bir şey değil ama diğer taraftan döviz kurunun başta artıyor olması veya geldiği noktadan dolayı bırakın işte herkes kişilerin aldığı dövizlere, döviz tebliğata konsantre olmuş durumda ama asıl reel sektörün bilançolarını tahrip etmekte. Artık döviz cinsinden alınan borçlar son 2 senede %100 civarında arttığı için firmaların borç ödeme kapasiteleri hatta yarattıkları EBITDA'larla faizleri bile ödemekte zorlandıklarını görüyoruz. İşin bu tarafını da mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor o zaman. O açıdan belki bir şok faiz kısa süreli faydalı olup dövizi aşağıya çekip belli bir yerde devam ettirip zaman içerisinde daha mutedil bir enflasyon rakamıyla bizim bu borçların biraz daha ödenebilir hale getirilmesini sağlamamız gerekiyor. Değil mi? Peki Ziya Bey, ben bankacılık üzerinde bir soru sormak istiyorum. Bu artan faiz ortamında beklenti de faiz artırılması yönünde. Sektörlerinde özel faiz oranlarıyla desteklenmediğini de görüyoruz. Çünkü özellikle ilk pandemi dalgası sonrası ciddi boyutlarda kredi ve fonlamayla bankacılığın piyasalara destek verdiğini gördük. Sizce bu 2021 yılında özellikle 1 ve 2. çeyrekten bahsedecek olursak, bu belli başlı otomotiv, işte konut, yatırımlar, proje finansman tarafında sizce bankalar mevcut pozisyonlanmaları ve bilançoları itibariyle riskli piyasa, riskli demeyelim de piyasaları fonlama konusunda iştahlı olacaklar mı? Ben zannetmiyorum. Zaten bu konut, araba ve tüketici kredilerinde yaz aylarında o yaklaşık 2,5 aylık süren tatlı rüya dönemi diyeyim. Biraz bence doğru bir karar değildi. Çünkü bunun cari açığı
dış ticaret rakamlarını negatif etkileyeceği aşikardı. Sonunda da geldiğimiz nokta ortada. Zaten Merkez Bankası sunumunda Naci Aval Bey de aynı konuyu, krediye dayalı büyümenin sonuçlarının hiç de iyi olmadığını söyledi. Zaten şu anda bakıyoruz, bankalar kredi konusunda oldukça yavaş hareket ediyorlar. Kamu bankaları baya baya bir aktivitelerini düşürdüler. Hatta hemen hemen hiç vermiyorlar gibi. Özel bankalar da zaten kendilerini zorlamak adına çıkarılan aktif rasyosu sebebiyle kredi vermek istemedikleri için böylesine riskli bir ortamda. Onun yerine kalktılar mevduat faizini aşağıya çekip mevduatlarını daraltıp diğer taraftan da ellerindeki fazla likiditeyi hazine bonolarına yadılar. Şimdi bankalar hani hep söyleriz yüksek faiz ortamını sevmezler diye. Şimdi eğer tüketici kredileri, bu bahsettiğiniz konut ve otomotiv kredileri veya o sektörlere yönelik krediler artı tüketici kredileri, bunlar kanun gereği verildiği günkü faizle devam ederler. Bankaların yukarıya çıkartma gibi bir lüksleri yoktur ama bunu kullananlar faizler ola ki daha da aşağıya düştüğünde belli bir ceza ödeyerek bunu şey yapabilirler, geri ödeyip daha düşüğünü alabilirler. Şimdi böyle bir durumda bankaların fonlama maliyetleri yükseldiği zaman yükselen faiz ortamında bütün bu kredilerden zarar ederler. İşte özel sektör bankaları bundan kaçındılar. Kamu bankaları bunu yaptılar çünkü bu bir hükümet politikasıydı. Gerektiğinde kamu bankalarının sermaye açığı görev zararı suretiyle kapatılabiliyor veya çeşitli yöntemlerle işte işsizlik fonundan fonuna tahvil verilmesi, düzenlenmesi yöntemiyle bunlar fonlanabiliyorlar. Ama özel sektör bankaları için bu geçerli olmayacağı için arada bir dengesizlik oldu. Şimdi kamu bankaları da duruldular. Bence bunların da bir kısmının geri ödemeleri de söz konusu olacağı için biz önümüzdeki sene belki de kredi rakamlarında kur artışlarının eğer elimine edersek bir daralma bile görebiliriz. Bu sağlıksız bir şey değil. Bence bir dengelenme olduğu için bana göre sağlıklı bir gelişme olarak yorumlayacağız önümüzdeki dönemde. Değil mi? Bilançoları biraz daha aslında sağlam tutabilmek için, yani böyle dalgalı bir dönem içerisine giren dünya tarafında düşünelim. Oradaki bu dalgalanmalara da dirençli bir şekilde direnç gösterecek aslında bilançoları da sahip olmak gerekiyor ki bununla ilgili de aslında çokça raporda Türkiye'nin bankacılık sektörünün aslında sağlam bir bilançoya da sahip olduğunu gösteren birçok raporla da karşılaştık. Bu da büyük ihtimalle sürdürülebilir olması için gerekli önlemler gibi geliyor bana da. Peki efendim, son 1-2 dakikamız kaldı ama sorunlu kredi NPL tarafına da değinmek istiyorum. Şöyle çok kısa onunla ilgili beklenti ve tahminleriniz nelerdir almak isterim. İyi ki bu soruyu sordunuz Özlem Hanım. Çünkü bu konuşmanın devamında iş oraya gelecekti. tabii ki bankaların kredi aktivitelerini azaltması, karlılıklarını daha sağlam yerlere baze etmeleri suretiyle bilançoları güçleneceği için bu ertelenen, yeniden yapılandırılan kredilerde maalesef bizim beklemediğimiz, arzu etmediğimiz sonuçlar ortaya çıkacak. Eninde sonunda bazıları maalesef ödenemeyecek. Hiç olmazsa öyle bir dalgaya karşı bankacılık sektörü bilançosunu biraz daha güçlü hale getirecek. Gerçi şu anda bankalar beklenen zarar karşılıkları ve ayırdıkları tahsili gecikmiş alacaklara karşı ayırdıkları karşılıklarla bilançolarını güçlü gösterseler dahi bence ikinci grup kredilerde yarın öbür gün ileride sorun çıkma ihtimali olabilir. Şu anda beklenmeyen şekilde özellikle bu yaz aylarında insanlar kredi almış olmak için kredi aldıkları için bunların bir kısmında da sıkıntılar çıkabilir. Bütün bunları karşılamak adına yavaşlamış bir kredi aktivitesi, daha karlı alanlarda daha karlı bir şekilde bankaların karlılıklarını arttırarak öz varlıklarını desteklemeleri en uygun yol olarak görünüyor. Çünkü evet, özel sektör bankaları sermayelerini arttırmak için hissedarlarından para istemek zorunda kalabilirler bu durumda.
Öyle görünüyor. Ziya Bey, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Nurol Bankı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt bizlere eşlik etti efendim. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle Londra'ya gidip Tayfun Salcı'dan son dakika gelişmeleri de alıyor olacağız. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Gidiyoruz konuğumuz, bizi Londra'da bekleyen gazeteci Tayfun Salcı'ya. Tayfun, hoş geldin. İyi haftalar olsun. İyi haftalar, teşekkürler. Evet Tayfun, önemli haberler var. Tüm küresel taraftaki gelişmeler, aslında piyasalardaki hareketlilik İngiltere'den gelen maalesef belirsiz bir haberle ilgili. İstersen senden dinleyelim hemen hızlıca. Birçok ülke İngiltere'ye kapılarını tekrar kapattı. Sence durum nedir şu an? Evet, şu an itibariyle 30'dan fazla ülke İngiltere'ye sınırlarını kapatmış durumda. Buna, bu listeye en son İspanya eklendi. Avrupa Birliği ülkelerinin bugün ortak bir tutum belirlemesi de bekleniyor bu konuda. Başbakan Boris Johnson burada acil durum toplantısına başkanlık ediyordu. Onun da önümüzdeki saatlerde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. O da muhtemelen yeni tedbirler açıklayacak. Hem Avrupa ülkelerinin bu sınır kapatma kararlarına karşı, hem de virüsün bu yeni mutantının çok daha hızlı yayıldığı tespit edilen bu mutantın daha da fazla yayılmasını engellemeye dönük tedbirler açıklayacak. Neler olacağını bekleyip göreceğiz ama şu anda İngiltere'de, özellikle de Fransa'nın sınırları kapatmış olmasından dolayı bir endişe hakim. Çünkü Fransa üzerinden ülkenin taze gıda ihtiyacının %20'si yaklaşık karşılanıyor. Günde 10 bin civarında tır iki taraf arasında gidip geliyor. Bunlar dünden beri uzun kuyruklar oluşturmuş durumdalar. Avrupa tarafına geçemiyorlar. Avrupa tarafından buraya taşımacılık yapılamıyor. Bununla ilgili bir karar alınması bekleniyor. Aksi takdirde eğer bu devam eder de bir gıda sıkıntısı yaşanırsa, burada bu panik alışverişinin baş göstermesinden endişe ediliyor süpermarketlerde özellikle. Şu anda hükümet, dediğim gibi, bunlarla ilgili ne gibi tedbirler alınabileceğini üzerinde duruyor bir toplantı halinde. Peki ben özellikle Tayfun, biraz daha bu mutasyona uğramış virüsle ilgili sorularımı devam ettirmek istiyorum. Şimdi evet, tedbirler, önlemler, gıda ile ilgili bir problem yaşanır mı? Bu ayrı belirsizlik ama yani buradaki riski teşkil eden, mutasyona uğradığını ve bunun tehlikeli bir şekilde, dalgalı bir şekilde geldiğini belirten bir Sağlık Bakanı var. Neye dayanarak, hangi verilere, yani artış oranı vesaire, buradaki detaylar neler? Şimdi Sağlık Bakanı dün bununla ilgili çarpıcı bir ifade kullandı. Dedi ki virüs, yeni mutant virüs kontrolümüzden çıktı. Aslında bu virüsle ilgili ilk bilgiyi de dünya ile paylaşan Sağlık Bakanı'nın kendisiydi. Geçen hafta başında düzenlediği basın toplantısında bu yeni mutanttan söz etmişti ve daha hızla yayıldığının tespit edildiğini aktarmıştı. Ama aradan geçen 5-6 gün içerisinde bu bilgiler biraz daha somutlaştı. Şu an itibariyle uzmanlardan ve yetkililerden öğrendiğimiz, bu virüsün eskisine oranla %70 daha hızla yayıldığı. Bunu da şöyle somutlaştırmak mümkün. Londra'da, başkent Londra'da son haftalarda tespit edilen vakaların %60'ından fazlası bu yeni mutant virüse bağlı olarak gerçekleşmiş. Güney Doğu İngiltere'deki vakaların ise %40'ından fazlası. Şu an itibariyle bu virüsün, bu mutant virüsün sadece bu bölgelerle de sınırlı kalmadığı, İngiltere'nin dört bir yanına yayılmış olduğu da biliniyor. İngilizlerin tabii ki endişesi şu, şimdi bir kere şunu söylüyorlar uzmanlar, bu virüs daha hızlı yayılıyor ama daha öldürücüdür veya aşıya karşı dirençlidir diyemeyiz diyorlar. Burada bir sorun beklemiyorlar ama tabii bu kadar hızla yayılan bir virüsün vaka sayısını çok hızlı arttırması, dolayısıyla hastaneleri hızla doldurması, hastanelerin dolmasıyla birlikte de tedavi alamayan insanların ölmesi gibi bir tehlike söz konusu. Dolayısıyla virüs özünde ya da biyolojik olarak daha öldürücü olmasa bile yaratacağı yük bakımından sonuçta daha fazla ölüme yol açma riskini beraberinde getiriyor. Tayfun, aslında benim sorularım da oradaydı. Yani belirsizlik dediğimiz daha çok, Allah korusun ama, can kaybına mı yol açacak? İşte aşıları
aşı çalışmalarını boşa mı çıkartmış olacak? Çünkü burada aşı çalışmaları ve bunları artık başlayan ilk ülkeydi hatta İngiltere. Yani şu an peki aşı çalışması nasıl gidiyor? Yani bu tarafta bir üçüncü dalga mı diyelim buna artık, ikinci dalga mı diyelim bilmiyorum ya da devamlılığı mı? Bu belirsiz dalga ile birlikte aşı çalışmaları peki İngiltere'de nasıl geçiyor? Özellikle aşı olanlarda böyle bir risk görüldü mü tekrar? Şimdi aşıya ilk başlayan ülke İngiltere, doğru, evet. Ama şu ana kadar yani 10 güne yaklaşan sürede ancak 500 bin kişi aşılanabilmiş durumda. Bu mutant virüs karşısındaysa tabii ki dünyadaki hiçbir aşı henüz test edilmiş değil. Bu zaman içinde ortaya çıkacak bir şey, bir bilgi olacak. Şu anda uzmanlar sadece biyolojik yapısına bakarak virüsteki değişimin böyle bir direnç kazanmış olmasını beklemiyorlar. Yani aşının bu mutanta karşı da etkili olacağından ümitliler. Ama bunun tabii bilimsel bir kesinliğe kavuşması için bir süre daha geçmesi gerekiyor ve denenmesi, test edilmesi gerekiyor. Tıpkı eski virüse karşı olduğu gibi. Aşılama çalışması İngiltere'de devam edecek. Orada da sorunlar yaşıyor ülke. Özellikle bu aşılanan kişilerin geçirildiği, kaydedildiği elektronik ortamla ilgili sorunları var ülkenin. Pek çok yerde kullanılan yazılımın çöktüğü haberleri geliyor. O yüzden doktorlar kağıt kalemle hesapları tutup ondan sonra merkezi sisteme aktarıyorlar. Bu da ayrı bir skandal olarak İngiliz hükümetini zor durumda bırakmış durumda. Üçüncü dalga mı diyeceğiz buna? Üçüncü dalga denebilir ama çarpıcı bir ifadeyi gene bu mutantla ilgili Boris Johnson'ı bizzat bilgilendiren bilim adamı bugün İngiliz basınında kullandı. O şöyle dedi, bu mutant virüs dedi salgının başından beri aldığımız en kötü haber. Yani umuyoruz ki öyle değildir. Bu da bir belirsizlik taşır ve kısa sürede aşıların bunda da faydalı olduğunu duyarız. Peki son olarak Tayfun, sana Brexit süreci de var. Bir taraftan da onunla ilgili son dakika haberleri de takip ediyoruz. Senden alalım son detay ve yorumları. Ya açıkçası dün itibariyle Avrupa ülkelerinin birbiri ardı sıra sınırları kapatması İngiltere'de bir erken Brexit şoku yarattı. Çünkü evet 31 Aralık'ta geçiş dönemi bitecekti. Ve sınır geçişlerinde sorunlar yaşanmaya başlanacaktı ama dünden beri özellikle Fransa'nın bu sınırları hızla kapatması İngiltere'de dediğim gibi bir erken Brexit şoku yaratmış durumda. Bazı yetkililer hatta Avrupalı ülkeleri başta da Fransa'yı burada bu salgını veya yeni mutant virüsü bahane ederek Brexit müzakereleri konusunda İngiltere'yi köşeye sıkıştırmaya çalışmakla itham ediyorlar. Böyle bir karşılıklı durum var. Tabii bu krizin ortasında 31 Aralık çok yaklaşmış vaziyette. Şu çağrılar da yapılıyor taraflara. Şu geçiş sürecini uzatın. Bu kriz ortamında, bu salgın ortamında yanlış karar vermeyin deniliyor. Ama herhangi bir anlaşma konusunda da herhangi bir somut gelişme zaten bugüne kadar yaşanmamıştı. Çok temel sorunlar, problemler taraflar arasında varlığını sürdürüyor. Belki bir uzatma, bir 31 Aralık'tan öteye taşıma Brexit tarihini gündeme gelebilir. Biz de şaşırmayız o zaman Tayfun. Uzunca süredir Brexit hayatımızda umuyoruz ki tüm dünya için güzel kararlarla sonuçlanır. Çünkü bizim de önemli bir pazar yerimiz Avrupa ve İngiltere. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, Tayfun Salcı'yı uğurluyoruz. Londra'dan bizlere eşlik etti. Şimdi özellikle bu son gelen haberi biraz daha detaylandıracağız. Sektöre etkisini ve sektörle ilgili beklentileri almak üzere sivil havacılık uzmanı Musa Alioğlu'na gidiyoruz. Ulaştırma sektörünü, sivil havacılığı soracağız efendim. Musa Bey, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Musa Bey. Hemen hızlıca sizden de bu son gelen haberle birlikte sivil havacılık tarafındaki değerlendirmelerinizi alarak başlayalım. Her şey cumartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamasıyla başladı. Koronavirüsün %70 daha etkili bir mutasyona uğradığını söyleyen Boris Johnson'dan sonra Dünya Sağlık Örgütü bütün dünyaya önlemlerin iki kat daha artırılması yolunda
bir çağrıda bulundu. Bu çağrı üzerine başta Türkiye olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesi İngiltere'den yapılan seferleri ve İngiltere'ye yapılacak olan seferleri bazıları 48 saat, 24 saat veya süresiz durdurdu. Ne zaman başlayacağı belli değil. 194 ülkeye yapılan çağrı özellikle Avrupa ülkelerinde, Tayfun Bey'in de biraz önce belirttiği gibi Avrupa ülkelerinde karşılık buldu. Çünkü en fazla trafiğin olduğu yerler burası. Şimdi siz meselenin tabii havacılık tarafına baktığımız zaman 20'ye yakın ülke ben görüyorum. Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere bu uçuşların durdurulması ne anlama geliyor? Havayolu şirketleri kendilerini biraz olsun toparlamış, biraz olsun borsada, biraz olsun cirolarda bir artış sağlamışken birden böyle bir kararın alınması haliyle yere çakıldı demeyeyim ama Avrupa ülkelerindeki havayolu şirketleri için biraz sıkıntılı oldu. Sizin de tabloda gösterdiğiniz gibi Türk Hava Yolları'nın, Pegasus'un ve TAV Havalimanları'nın, havalimanları işletmesi olarak sadece TAV var burada, Borsa Yakote. O anlamda baktığımız zaman Avrupa'daki havayolu şirketlerinin henüz daha kimse yaralarını sarmamışken, henüz daha her şey rayına girmemişken tekrar böyle bir kararla karşı karşıya kalmaları elbette ki çok hoş olmamıştır. Yine aynı şekilde yarın baktığımız zaman, yarın öbür gün Avrupa borsalarında da havayolu şirketlerinin veya havaalanı işletmecilerinin, ki Avrupa'da 5 büyük havaalanı işletmecisi vardır. Bu havaalanı işletmecileri de birbirleriyle ortaktırlar. Bu ortaklıklar birbirlerini etkileyecektir. Yani Türkiye'de de ortakları vardır, TAV'ın ortakları, yine Antalya'yı işleten Fraport'un ortakları diye baktığımız zaman meselenin bu tarafı yine iç açıcı olmayacaktır. Çok da kuşkulu, çok da karamsar bakmadan, çok da karamsar bakmadan meseleyi fotoğrafı çektiğimizde yine ortada gördüğümüz gerçek henüz daha eski uçuş sayılarına, uçuş rakamlarına, yolcu sayılarına ulaşmamışken böyle bir kararın giderek de artan bir hızla farklı bir ülkeler, yeni yeni ülkeler de buna ekleniyor. Bu anlamda baktığımız zaman çok hoş bir durumla karşı karşıya olmadığımızı, havacılık hisselerinin dediğim gibi yere çakılma tabirini de kullanmak istemiyorum ama çok da iyi günler beklemiyor diye düşünebiliriz. Musa Bey, hep soruyoruz sektörlerin bunlara, her sektör özelinde soruyoruz. Dayanacak gücü var mı yok mu? Sarsılabilecek köklü şirketler var mı? Buradaki çalışanların da çoğu zaman yurt içinde de maaşlarının dahi yarı yarıya düşürüldüğünü de gördük. Sektörlere özel destekler geldi, havacılık sektörüne özellikle. Ben şöyle dünya genelinden de belki şirket, belki ülke bazında değerlendirmek isterseniz. Aslında tüm dünya aynı kazanın içine girdi bu durumda. Fakat işte böyle zaman zaman kötü haberler İngiltere'de başladı. İlk Çin'de başlamıştı. İlk hasarı onlar mı aldı, kim aldı derken aslında karışıyor ortalık. Daha sular çekilmedi ve net bilançolar ortaya çıkmadı ama var mıdır değerlendirmeleriniz köklü şirketlerin? Sizin de dediğiniz gibi yani yere çakıldı demek istemiyoruz ama zor duruma, yani bunu bir daha döndürecek gücünün olmaması, belki de kapılarını kapatması söz konusu olabilir mi? Var mı böyle bir değerlendirmeniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Amerika'ya baktığımız zaman Amerika'da şirketler çok büyük. Uçak sayıları 300, 400, 500'e varan uçaklar olan şirketlerden bahsediyoruz. Onların durumundan ziyade Avrupa'daki şirketler, en büyük şirketler British Airways'in, Lufthansa'nın, Air France'ın, buna benzer şirketlerin ve Körfez ülkelerinin bazı şirketlerinde, isim vermek gerekirse Emirates'in bir takım önlemler aldıklarını biliyoruz. En son Lufthansa'nın 29 bin kişi işten çıkardığını, bu son durumla birlikte bu çıkarmaların belki biraz daha hızlanabileceğini, sayının biraz daha artacağını, bu anlamda bakarsak hiç kimsenin hazırdaki bir paradan alıp da ben kendimi ayakta tutmak için bu parayı harcayayım demek istemez tabii ki. Ama zorunluluk insana öz sermayeden veya farklı kaynakları kullanarak ayakta durma gayreti göstermeye çalışacaklardır. Bunu Avrupa'daki ülkeler için söylüyorum. Avrupa'da büyük şirketler, dediğim gibi 5 büyük şirket, bunların içerisine Türk Hava Yolları da dahil olduğu zaman belki 10 büyük şirketin sıkıntı yaşayacağını, büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağı bir gerçek.
Ama bunun yanı sıra daha küçük şirketlerin kendilerini toparlayamadan zaten kapılarına kapattığı, sizin dediğiniz gibi kapıya kilit vuran şirketlerin sayısı çok. Avrupa'da, farklı ülkelerde, dünyanın değişik yörelerinde şu ana kadar yüzü aşkın irili ufaklı şirketin kapısına kilit vurduğunu söyleyebiliriz. Temennimiz odur ki böyle bir şey ne Avrupa ülkelerinde olsun ne de bizde olsun. Çünkü oradaki kriz bizi de etkileyecektir. Yolcu trafiği, havalimanlarının durumu, elbette ki uçulmayan havalimanı veya dolmayan uçak hiçbir işe yaramaz. Yerde yatan uçak büyük masraflar yapan uçak demektir. Evet. Bu anlamda Türk Hava Yolları'nın, başta Türk Hava Yolları tabii ki ve diğer şirketlerimiz, özel sektör şirketlerimizin bu badireden ucuz atlatma, bu badireyi ucuz atlatmalarını temenni ediyoruz. Yoksa bunun kurtuluşu yok. Biz 2021'in ortalarında iyi bir tablo çiziyor ve diyorduk ki 2021'in ortalarında 6. aydan sonra her şey düzelebilir. Ama bu mutasyon olayı bizi biraz daha karamsar olmaya itti. 2022'nin başları diye ötelemekte yarar var diye görüyorum. Neyin ne olacağını görebilmek, önümüzü görebilmek gerçekten çok zor. Şu anda çok fazla iddialı cümleler kullanmak da istemiyorum doğrusu. Çünkü ne zaman neyin ne olacağını kesinlikle. Her şey sağlıkla ilgili. Sağlık havacılığı etkiliyor. Yani uçaklar hastalığı, yolcuyu taşırken hastalığı da taşıyorlar. Böyle acı ve kötü bir durumla karşı karşıyayız. Peki. Ama yine de karamsar olmadan her şeyin iyiye doğru gitmesi temennisinde bulmak. Peki Musa Bey, şimdi havayolu şirketlerinden bahsettik, bir de üretim tarafı da var. Özellikle Airbus, Boeing gibi şirketlerinin birçok alt sektörlerine de baktığımız zaman Türkiye de bu işin içinde. Yani işin içinde dediğim üretim tarafında önemli şirketlerin nasıl diyelim parçalarını temin eden şirketler de ülkemizde yer alıyor. Bu taraftaki döngüyü nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısaca bir de üretim tarafındaki yorumlarınızı da almak isterim. Çok doğru bir tespit Özlem Hanım. Teşekkür ediyorum bu uyarı için. Şimdi Airbus ve Boeing gibi iki büyük şirket üretimde kısıntıya gitti. Yani üreteceği uçakları üretmemeye. Çünkü satamayacağını bildiği için. Hı hı. Şimdi bir uçak 3800 parçadan meydana geliyor. Örneğin bir Boeing 737'den bahsettiğimiz zaman bunun için dünyanın herhalde 30-40 ülkesinden parça geliyor. Yani gelen parçalar bir araya getirilerek bir uçak meydana çıkıyor. O anlamda Türkiye'de Boeing'e ve Airbus'a yan sanayi anlamında destek veren ülkelerin başında geliyor. Bizim de TAİ veya TUSAŞ diye tabir ettiğimiz işte bazı özel şirketlerimiz Boeing için, Airbus için parça üretiyorlar. Haliyle uçak alınmayınca buralardan da bu parça talepleri ne yazık ki gelmeyecektir. Onların da bu anlamda sıkıntı yaşadığı ve yaşayacağı da bir gerçek. Çok doğru bir tespitte bulundunuz. Bizim ihracatımız da önemli bir kalemdir. Çünkü çok pahalı malzeme uçak parçası. Şöyle baktığınız zaman bir parçanın baksanız 10 dolar eder mi acaba dediğiniz parçanın 500 dolar değer taşıdığı bir sektörden bahsediyoruz. O anlamda Türk uçak sanayinin, uçak sanayine tedarik zincirinde yer alan Türk şirketlerinin de sıkıntı yaşayacağını, yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Haklısınız bu uyarınızda. Evet, çok teşekkür ediyorum Musa Bey. Umuyoruz kısa sürede toparlanan ve seyahatlerimize eşlik eden hava yollarıyla tekrar devam ederiz kaldığımız yere. Çok teşekkür ederim. İnşallah, ümit ederim. İyi akşamlar Özlem Hanım. Sağ olun. Evet, Musa Alioğlu sivil havacılık uzmanından da son detayları aldık sektöre dayalı. Şimdi gidiyoruz efendim piyasalara tekrar. Piyasalar bugün hareketliydi. Detayları almak için Ahlaç Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizlerle. Barış hoş geldin, iyi haftalar sana da. Hoş bulduk Özlem, merhaba, iyi haftalar. Evet Barış, şöyle detaylı bir dinleyelim. Küresel ve yurt içinde piyasaların yönü nasıl? Evet, yani hepimizin takip ettiği gibi haftaya... Yani iyi bir başlangıç yapmadık. Piyasaların gidişatından görebiliyoruz net bir şekilde. Tabii hafta sonu gelen haberler tabii burada ön planda. Yani hepimiz tabii sabahtan beri takip ediyoruz haber akışlarını.
virüsün yeni bir mutasyonunun İngiltere'de çıktığına dair haber akışlarının gelmesinden sonra çok hızlı bir şekilde ülkelerin tekrardan işte önlemlerini arttırması, İngiltere'ye giriş çıkışları kapatması, birçok Avrupa ülkesi buna gitti. Biraz aslında biraz eski hatırlattı. Yani bir sene, yaklaşık bir sene öncesine gidelim. Yani işte yaklaşık 11 ay, 10 ay, 9 ay geriye gidelim. İşte o Mart-Nisan aylarındaki o panik havalarının tekrardan bir miktar yaşanmasına neden oldu. Açılışa baktığımızda endeks tarafında bizim tarafta da işte satıcılı bir başlangıçla birlikte gün içerisinde de devam eden bir süreç vardı bu yönde. Açıkçası tabii yani durum biraz daha işte ne olacağına ilişkin belirsizliği içerdiği için, çünkü açıklamalara bakıyoruz. Hani virüs yeni bir mutasyona uğramış. %70 daha bulaşıcı hale gelmiş ki panik havasını arttıran burada bu. Dün gelen haberler içerisinde İngiltere Sağlık Bakanı'nın işte virüs kontrolden çıktı açıklamasını yapması, aynı virüs türünün başka ülkelerde de görüldüğüne dair haberlerin gelmesi doğal olarak bir anda risk iştahını düşürdü ve buna bağlı fiyatlamaları görüyoruz. VIX endeksine bakıyoruz. 30'lu seviyeleri tekrardan hızlı bir şekilde yükseliş yaşadı. Açıkçası hafta başına iyi bir başlangıç yapmadık bu haber akışları eşliğinde. Tabii bizi umutlandıran neler olabilir? Ona biraz da odaklanmak lazım. İşte kötünün içerisinden iyileri çıkartmaya çalışacak olursak da en azından gelen haber akışları içerisinde tam olarak benim aslında anlam hala tam veremediğim ama yine de aslında piyasanın şu anda belki de umut olabileceği, umut olarak kabul edebileceği aşıların işte şu andaki mutasyon olmuş virüse de etkili olabileceğine yönelik gelen açıklamaların bir miktar da olsa belki de çok daha sert aşırı satış baskılarını yani bir miktar da olsa belki törpüledi olarak belki de yorumlayabiliriz ama baktığımızda Avrupa'da özellikle Avrupa'daki endekslerin %3 civarında satışlarla şu anda devam ettiğini görüyoruz. Yani dediğim gibi virüs kaynaklı gelişmeleri izleyeceğimiz bir haftayı burada biraz daha izleyeceğiz. Şu anda bakıyorum, evet, Avrupa tarafında %3'e yakın, 3'ü biraz geçen bazı endekslerde satışlar var. Tamamen virüs kaynaklı gelişmelere yeniden odaklanmış halde biraz daha endişenin arttığı bir ortamdayız diye açıkçası özetleyebiliriz bugünü. Evet, Avrupa'da İngiltere'nin dışında tüm aslında endekslerde %3'e yakın kayıp var. Türkiye'de de BIST 100'ün üzerinde şöyle çok kısa bir yorum alayım. Şöyle 1-2 dakikalık. Aha. Sonrasında bir aramız olacak. Aradan sonra daha detaylı, özellikle sektör bazında detaylı bir değerlendirme isteyeceğim. Şu anki geri çekilmeler sence diğerlerine nazaran, yani diğer ülke riskli piyasalarına nazaran daha mı pozitif diyelim? Evet, bir miktar daha yani negatifiz ama Avrupa'daki endekslere göre bakarsak düşüş olsa da yine de onlar kadar düşüşte değiliz şu an. Yani %1.80, 1.78 değişiyor şu aşamada. Kapanışa da az bir zaman kaldı. Tabii ki bu düşüş yeniden 1400'ün altına doğru bir hareket olarak şimdi karşımıza çıktı ama 1368 civarına kadar bir düşüşü gördükten sonra bir tepki geldi. En azından bunu da kötünün iyisi olarak yorumlamak lazım. Yani bizim tarafta özellikle yine aslında tipik olarak diyelim, yine işte bu gıda hisselerinde, ilaç hisselerinde biraz pozitif hareketlenmeler olduğunu görüyoruz. Bunun da biraz etkisi olabilir. Ama dediğim gibi bizim tarafta biraz daha negatif olsa bile yurt dışına göre daha iyi ayrışabilen bir endeks kapanışı yapacağız gibi gözüküyor. İşte dediğim gibi burada aşı, yani aslında şöyle bir farklılık var. Yani Mart ayında salgın ortaya çıktığından da hiçbir bilgimiz yoktu. Hiçbir geliştirilmiş bir şey yoktu. En azından şimdi geliştirilmiş bir aşı var dünya üzerinde. Onun etkisiyle de bir miktar daha tutunma çabası belki oluyor diye düşünebiliriz. O yüzden bu fiyatlamayı da böyle değerlendirmek lazım ama seviye olarak bakacak olursak şu aşamada yani 1385 üzerinde kapatırsa en azından yarın için biraz daha bunun üzerinde kalıp kalmayacağına bakacağımız bir günü de takip etmemiz gerekir ama herhalde şunu ön plana almak lazım. Bugün de dahil olmak üzere yarın da gelecek tüm haber akışlarının yine aslında bu koronavirüsün mutasyonu kaynaklı takip edilmesi gerektiğini açıkçası söylemek gerekiyor. Buradan hareketle işte ülkelerin yeni açıklayacağı önlemler olacak mı olmayacak mı? Virüsün yeni varyasyonunun yarattığı etkinin yeni haber akışlarıyla birlikte ne ölçüde değişkenlik göstereceği bence risk iştahının belirlisi olacak. Buradan tabii biz de etkilenmeye de devam edebiliriz açısı düşünüyorum. O yüzden bu haber akışlarını çok yakından takip etmemiz gereken bir haftayı bence geçireceğiz diye açısı söyleyebilirim.
Evet, öyle görünüyor. Tabii Barış, seninle sohbetimize şu anda kısacık bir ara vereceğiz. Aradan sonra özellikle bir portföy oluşturacağız. Şöyle bir belirsizliklerin olduğu bir piyasada diyelim. Zor bir soru soracağım yani. Ama kısa bir ara. Aradan sonra Barış Ürkün'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Gidiyoruz Ahlaç Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'e. Barış, teşekkür ederiz beklediğin için. Şöyle riskli piyasalarda özellikle Borsa İstanbul özelinde sorun vardı. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekorla tamamladık. Büyük ihtimalle benim de beklentim bu hafta sonu böyle bir haber karşılaşmasaydık yeni bir rekor seviyesini test etme olasılığı sanki daha yüksekti. Ama bu bir kar satışını getirdi. Ama kısmi bir kar satışı, yani biraz daha diğer ülkelere nazaran dedik ya, daha tedbirli, yine de biraz bekle gör yapan yatırımcılar da var. Nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle kısa vadede bu hafta içinde tekrar bir rekor deneme olasılığı olur mu, yoksa bu gidişat bu haftayı devirir mi? Bu yorum yapmak için biraz erken. Bence bir yarını bir görelim. Bakalım yarın ABD vadeliler, Asya piyasaları nasıl bir yön gösterecek? Biraz ona bakmak gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu hafta Noel haftası olduğu için işte hafta ortasından sonra tatile de girecek piyasalar. Biraz biz bize kalacağız. Yerli yatırımcı daha fazla, evet, ama biraz bize işlem hacimlerinin tabii düştüğünü göreceğiz. Tabii de beklemediğimiz bir haber akışı, dediğin gibi hafta sonu gelince üstüne ve aslında teknik göstergelere de baktığımızda bazı işte göstergelerde işte aşıralım seviyelerine doğru yaklaşmalar vardı. Bir miktar oradan yorgunluk belirtileri de vardı aslında. Biraz bu bahaneyle de biraz düşüş eğiliminden belki bahsetmek mümkün olabilir. Ama her ne olursa olsun yurt dışındaki o ağır, biraz daha işte bizden göre ağır satış dalgasına karşılık bizim daha sağlam durmamız bence bir nebze de olsa kötünün iyisi olarak da yorumlamak gerekiyor. Bizim bu haftaki en önemli beklentimiz 24 Aralık'taki Merkez Bankamızın alacağı faiz kararı. Buna ilişkin beklentilerde herhangi bir değişiklik yok. İşte son yapılan anketlerde bakıldığında işte 150 bas puanlık bir artış konsensüs var gibi gözüküyor. Bizim beklentimiz de 200 bas puanlık bir artış. Bunu zaten geçen hafta ve haftalarda dile getirdiğimiz şekilde ortaya konan normalleşme politikaları kapsamı içerisinde işte özellikle Merkez Bankası'nın işte şeffaflık, öngörülebilirlik gibi, hesap verilebilirlik gibi ilkeleri ön planda tutması ve enflasyonla mücadeleye vurgu vermesiyle birlikte faiz artırım beklentileri güçlenmişti. İşte bu beklentilerin biraz daha şekillenmesiyle birlikte son baktığımız yabancı portföy girişlerine baktığımızda son veride bir giriş olduğunu gördük. Yani bunun aslında devamını bekleriz bu hafta içerisinde bir miktar da olsa. Belki de hani satışın çok fazla diğer borsalar gibi olmamasının nedenlerinden biri de bunu da belki yorabiliriz. Ama benim açıkçası başta da dediğim gibi biraz bu virüs konusunda gelecek yeni haberleri biraz daha takip etmek konusunda olduğunu söyleyebilirim. Yani gözüm biraz orada. Evet. Özellikle çeşitli haber kaynakları yurt içi yurt dışından işte bugün ve bu akşam, işte yarın sabaha kadar gelecek yeni haberler bu konuda ne olacak? Yani tansiyonu düşürücü açıklamalar gelirse, yani bu virüs evet ortaya çıktı, işte mutasyon oldu, %70 daha fazla bulaşıcı, ama işte daha bugün, yani dünden beri dendiği gibi işte daha fazla öldürücü olduğuna dair bir kanıt henüz yok. Bununla ilgili daha böyle güven verici haberler gelmeye başlarsa risk iştahının tekrardan yerine geldiğini görebiliriz. O yüzden dedim Amerikan vadelerine bir bakmamız lazım, Asya piyasalarına bakmamız lazım. Mesela 900 milyar dolarlık teşvik paketi geçti, işte imzası bekleniyor. Evet, ya buna ilişkin aslında mesela vadeliler yatayda başlamıştı ama sonra satışa döndü. Evet. Bu haberlerle ilgili olarak değerlendirmek gerekiyor. Dediğim gibi bizde belki çok büyük satış dalgası olmaz. Şimdilik beklemiyorum ama gelen haber akışlarına bağlı olarak her an görüşümüz değişebilir. O yüzden biraz tetikte ve telaffuzda olmamız gereken birkaç gün yaşayacağız gibi açısı düşünüyorum. O yüzden şimdilik yeni rekorlar için biraz yorum yapmak erken diye düşünüyorum. Aslında bu söylediğin üzerinde biz dahi ilk açılışı bugün Amerika'dan gelen teşvik paketiyle açıp, değil mi, kur tarafındaki sert düşüşleri belki görecektik. Dolar endeksindeki sert gerilemeleri görecektik. Çok doğru. Şimdi bunu peki fiyatlaması
Salgını artık geçtik mi? Yani bu haber sonrası diyelim ki güzel birkaç haber alacağız. Bunu fiyatlamaya başlayacak mı piyasa? Yani bunu saklıyor mu cebinde? Dolar endeksi gerileyecek mi? Kur tarafında bir gerileme görünür mü? Yoksa bu seviyeler özellikle bu belirsizliklerin tekrar güveni sarstığından dolayı söylüyorum. Yine de dolar tarafında temkinli bir duruşu gösterir mi sence önümüzdeki dönemlerde? Yani şimdi mesela dolar endeksine baktığımızda gün içerisinde yani günlük saatlerinde bir düşüş eğilimi, yükseliş eğilimi gözlendi. Fakat daha sonra yeniden bir geri gelme oldu. Yani baktım şu an 90-42 mesela 91'i görmüş. 90-42'ye kadar tekrardan geri gelmiş. İşte hani bu gelen haberlerle biraz alakalı. İşte hani aşılar hani etkili. Şimdi mesela Avrupa tarafındaki bu ilaçlar için onay verecek kurum için adını bulamadım. O kurumun da onay verdiğini gördük bugün ve aşının faydaları işte zararlarından daha fazla açıklamasını yapmış. Bunlar tabii bir nebze de olsa biraz moral olabilir. Onun da etkisiyle belki dolarda biraz tekrar geri çekilme. Bu teşvik paketi de etkisi tekrardan olmuş olabilir. O yüzden dolarda o 91'den sonra görülmesinden sonra tekrar bir geri çekilme olmuş olabilir diye düşünüyorum. Mesela evet yani bu dediğine katılıyorum. 7.67 şu anda 7.64'ü gördü gün içerisinde. Ki böyle büyük bir belirsizlik birden ortaya çıktıktan sonra bile 7.73'ün üzerine çıkamayan dolar TL dediğimiz gibi 7.64 seviyelerini gördü. Demek ki böyle bir gelişme hafta sonu yaşanmamış olsaydı belki de 7.50'lere doğru bir hareket belki de görme ihtimalimiz olacaktı. Şimdilik onu görmedik ama benim şimdilik beklentim eğer yani bu belirsizliğin en yüksek olduğu bugün içerisinde bile kurda 7.74'ün üzerine bir hareket görmediysek önümüzdeki günlerde işte bu aşılarla ilgili gelen haber akışları olumlu tekrardan algılanmaya başlanırsa yani bu yeni mutasyonla ilgili haberlerde daha fazla korkuyu ve paniği körükleyici haberler gelmez ise bu şartı hep ön planda tutacağım. Bunun bizim taraftaki fiyatlama etkisi dolar TL yani TL'nin değer kazanımı olarak karşımıza çıkmaya devam edebilir. Yani şimdilik o yüzden beklentim ve ümidim diyeyim daha doğrusu bu şekilde. Merkez Bankamızın alacak karar burada büyük ihtimalle bir faiz artırımı gelecek gibi gözüküyor. Evet. Bununla birlikte kur tarafında 7.50-7.20 bandını da açıkçası görme ihtimalimiz olabilir. Dediğim gibi korku ve panik daha fazla yükselmemeli. O VIX endeksi de özellikle mesela daha fazla yukarı yönü gitmemeli. Bence ön şart bu. Bugün pazartesi, önümüzde daha 4 gün var hafta sonuna kadar. Birçok haber daha göreceğiz. Ona Merkez göre bence biraz daha şekillenecek diye düşünüyorum. Evet Barış, özellikle şimdi 2-3 dakika sonra da Borsa İstanbul'u kapatacağız. Ama o süre zarfında da Merkez Bankası kararıyla da şöyle bir kur yorumu ve riskli piyasa yorumu da buna dahil edebiliriz tabii. Hı. Orada da bir iştah, özellikle mevduat faizlerinde bir artış yaşanırsa oradan mevduata dönüş olur mu bu kadar belirsizliğin olduğu bir yerde? Yerli yatırımcı riskli piyasaları terk etmeye başlar mı? Tabii bu yani bu aslında enteresan bir gelişme. Hı hı. Yani olur eğer böyle bir şey olursa. Şimdi tabii nasıl yorumlamak lazım? Şimdi Mart ayından sonra yerli yatırımcı sayısında ciddi bir artış yaşandı. Hı hı. Mart ayından sonra borsada da çok ciddi yükselişler yaşandı. Buradan şu sonuca varmak gerekiyor. Yerli yatırımcının çoğu borsaya girdikten sonra çok ciddi bir kayıpla henüz karşılaşmadı. Gelinen noktada şu belirsizliğin arttığı bugün itibariyle bakarsak eğer önümüzdeki günler içerisinde bu belirsizliği körükleyen yeni haberler gelmeye başlar da yurt dışı endeksler bu panikle hızlı bir şekilde düşmeye devam ederse bunun da yurt içine etkisini görmeye başlar isek bunlar hep olasılık. Bu düşüşler yavaş yavaş zararların ortaya çıkmasına neden olarak yerli yatırımcının da yavaş yavaş belki de bir panik yaşamasına neden olabilir. Yani bunu iyi takip etmemiz gerekiyor. O yüzden programın başından beri hep o gelecek haber akışlarının çok önemli olduğundan bahsediyorum. Çünkü salgınla başladık 2020'ye, salgınla bitiriyoruz ve salgının etkisinin artıp artmayacağını korkarak tamamlayacağız. O yüzden bu haber akışlarına çok bağımlı bir şekilde hareket edeceğini düşündüğüm için böyle söylüyorum. O zaman bir satış baskısı, belki o zaman bir faiz arttırım kararının gelmesiyle bitti. Belki parayı bir miktar da olsa evet bir miktar belki zarar olacaktır. İşte buradan çıkanlar olacaktır. O zaman zaten mevduat faizlerinde son zamanlarda yükseliş var. %18'lere çıktı. Belki daha yukarı çıkacak faiz artımları birlikte. O zaman belki parayı bir miktar o ya da bir süre orada park etmeye doğru bir miktar belki yatırımcıları yönlendirebilir. Ama bu şartlar eğer olursa. Evet. Bu şartlar olmaz ise
Borsa İstanbul için... Bu şartlar olmaz ise dedin ya, orada bir noktalı virgül yapalım. Tamam. Borsa İstanbul'u kapatalım, günü kapatalım. %1,70'lik bir düşüş var BIST yüz endeksinde. Haftaya düşüşle başladık. 1384,43 puandan da tamamlıyor görünmekte. Şimdi efendim Borsa İstanbul'da aynı zamanda bankacılık endeksinde de düşüşler tabii ki hem ulaştırma hem bankacılık sektörü özelinde daha sert diyebiliriz. Ve kapatalım şimdi BIST yüzü, sonrasında Barış Ürkün'le kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Evet, Borsa İstanbul günü %1,70'lik düşüşle tamamladı dedik 1384'te. Hemen yine Barış'a gideceğiz. Barış'a gitmeden önce şöyle bir bakalım. %1,91'i BIST 50'deki düşüş, BIST 30'da ise %2,04'lük düşüşle kapattı günü, haftanın ilk işlem gününü. Barış, noktalı virgül koyduk. Özellikle olmaz ise senaryomuzdan, bir diğer senaryomuz üzerinden piyasaları yorumluyordun. Tekrar sözü sana bırakıyorum. Evet, şimdi tabii... Yani geçen haftalardan konuştuğumuz o gelişmeleri yine irdelememiz lazım. Hani Merkez Bankası'nın normalleşmesi, birçok adımın atılması bu konuda. Merkez Bankası işte başkanımızın açıklamaları, kararlılık ifadesi, enflasyon konusunda, faiz artırımı konusunda kapının açık bırakılması. Birçok açıdan bakıldığında aslında yani Türkiye'de ekonomik anlamdaki işlerin rayına oturtulması konusunda bir çabanın olduğuna dair sinyalleri güçlü bir şekilde vermişti ve bunun etkisiyle, yani bu gelişmelerin etkisiyle birlikte baktığımızda aynı zamanda işte Avrupa'dan olsun, Amerika'dan olsun gelen son bu yaptırımlarla ilgili kararlarda çok önemli bir yaptırım sonucunun ortaya çıkmaması da bir başka etkendi. Onu da atlattıktan sonraki sürece baktığımızda yabancıların girişlerinde yeniden artışlar olduğunu gördük. Yani bu biraz bizim için ileriye yönelik yükseliş eğiliminin devamı açısından umut bu noktada teşkil edebilir. Bu da işin hani olumlu bakacağımız tarafı. Buna ilişkin zaten baktığımızda demin de yorumladığımız gibi hani diğer borsalardan bir miktar da olumlu ayrışmamızın belki de etkenlerinden bir tanesi bunlardır diye. Açıkçası Merkez Bankası'nın bu toplantısında faiz artırım karar almasının yanında toplantı metninde vereceği mesajlar da bence oldukça önemli olacak. Enflasyon konusunda son metinde oldukça güçlü vurgular yapılmıştı ve daha sonraki aşamalara yönelik, yani Ocak ayı ve sonraki aylara yönelik toplantılarında da faiz artırımının olup olmayacağını, mesajların verilmeyeceği bu noktada bence piyasanın da yakın takibinde olacak. Özellikle enflasyonla mücadele noktasında kararlılık gösteren bir Merkez Bankası bu noktada kredibilitesini ve güvenilirliğini artıracaktır. Buna ilişkin de baktığımızda zaten CDS tarafımızda ciddi düşüşler meydana gelmişti. Evet. Bunlar işin olumlu tarafı. Bu taraf bizim güçlü yanımız olabilir. O taraftan bakarsak da bir toparlanma tekrardan gelme ihtimali olabilir. Ama dediğim diğer şartlar bizi olumlu yönde etkilemesi kaydıyla. Çünkü oradan da bir etkilenme durumumuz oluyor. Bundan da kaçamıyoruz maalesef diye söyleyebilirim. Evet, şimdi bu belirsizliklerle birlikte Barış, birçok sektör tekrar hızlı gerilemelere neden gebe kalıyor. Yani bir tarafta bankacılık endeksi, bir tarafta ulaştırma tarafı. Nedir bu? İşte aşı hisseleri diyoruz değil mi bunlara? Çünkü aşıyla birlikte besleniyorlar. Doğru. Bir tarafta da pandemi hisseleri var. Pandemi hisselerinde de pik noktalar aslında olması gerekenin çok üzerinde hala fiyatlanan hisselerin yine yukarıya doğru gitmesi. Yani burada bir köpük oluşuyor. Bir tarafta değerinin çok altında, bir tarafta değerinin haylice üstünde hisseler. Buradaki yatırımcıları nasıl yorumluyorsun? Yani neler yapması gerekir? Sence nasıl tedbirler alması gerekir bu güvensiz ortamda diyelim, yani küresel tarafta dahil? Ya bunu daha önce de aslında belirttim, tekrar aslında bunu etmek lazım. Evet. Mutlaka eğer yatırım hisse tarafında ise yani zararda değil, yani kârdaysa mesela, mutlaka bu tarz belirsiz ortamlarda yani ben biraz daha bekleyeyim de yükselsin modunda olmaması lazım. Yani burada elinde bir kâr varsa eğer bu kârı belli bir yerde realize etmeyi bilmesi lazım bence yatırımcının. Yani çok fazla hani kazanayım modunda olan yatırımcı var. Bunu yani görüyoruz, arkadaşlarımız var, yatırımcılarımız var.
bekleme konusunda ısrar edenler var ve daha sonra geri dönüş olduğunda da üzülüyorlar daha sonra. O yüzden hani bu konuda biraz daha tedbirli, dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Zararda olanlar için de mutlaka ve mutlaka belli bir noktada zararı kesme stratejisini benimsemeleri lazım. Evet. Bu olmaz ise zaman zaman bakıyoruz yatırımcılarımızda mesela yatırdıkları paralar bir süre sonra kendilerine lazım olacak paralar. Evet, ve zararda olduklarında da zarar kes uygulamadıklarında da bir yerden bu geri dönecek şeklinde inanıp buna o pozisyonda kalmaya devam ediyorlar. Ve bu tarz belirsizlik ortamlarında ciddi dalgalanmalar bu sefer daha fazla moral bozucu oluyor ve bu sefer daha fazla hata yapma yönüne gidiyor yatırımcılar. O yüzden de o zaman da işte daha fazla hatalı işlemler yapma konusuna doğru yönelebiliyorlar. Evet. O yüzden mutlaka burada söyleyeceğim girişi de çıkışı da mutlaka belli noktalarda belirleyip hareket edebilmek. Çok belirsiz ortamlarda işte bugünkü belirsiz ortamlarda eğer pozisyonda değilse biraz daha gelecek olan yeni haberleri bekleyip endeksin yönünü ya da düzeltmesini ya da düşüş eğiliminin nereden geri dönebileceğini biraz yurt dışı odaklı işte dışarıda baktığımız işte endeksler, vadeli endeksler, gelen haber akışları onlara bakarak biraz daha karar almak bence en mantıklı edilecek hareket tarzıdır diye açısı düşünüyorum. Eğer bu dönem içerisinde yatırımcı ya da parasını borsada değerlendirmek istiyorsa eğer böyle bir kararı varsa bu para eğer kendisine yakın bir vadede lazım olacaksa bence şimdilik bunu biraz daha sabit getirili tarafta değerlendirip o ihtiyacını giderdikten sonra arta kalan parası varsa ondan sonra borsada değerlendirmeli diye açısı düşünüyorum. Değil mi? Bir tarafta kâr cebe yakışır sözü geldi. Bir tarafta da aklıma zararın neresinden dönsen kârdır sözleri şöyle hem sağlı sollu duymaya başladım. Kesinlikle. Barış, bir dakika içerisinde senden altın ve gümüş yorumu istesem. Evet. Evet. Altın tarafı bugün çok dalgalı hareket etti. Yani baktığımda şu anda yani bir aşağı yukarı sert hareketleri var. Şu andaki seviyesine baktığımda da 1881'de 1907'ye kadar yükseldi. Mali teşvik haberleri geldikten sonra buradan bir destek aldığını gördük. Daha sonra dolar tarafında bir güçlenme olunca altında bir aşağı hareket gördük. Bu biraz Mart ayını hatırlattı. O zaman da işte dolara bir eğilim ciddi oranda işte likit pozisyonda kalmak için istek vardı o zaman da işte altından çıkışlar oldu, bozuldu altınlar derken böyle bir dalgalı bir süreç yaşandı. Şimdi baktığımızda doların tekrardan bir miktar zayıfladığını görüyoruz. Ons altın tarafında da aslında baktığımızda düne göre çok fazla değişmeden bir hareketle sanki tamamlayacakmış gibi gözüküyor. Yani burada baktığımda 50 günlük pardon 100 günlük hareketli ortalaması 1864 seviyesinde. Onun altına biraz geldi ama onun üzerinde kapatacakmış gibi gözüküyor. Ekstra bir değişkenlik olmazsa 100 günlük hareketli ortalama üzerinde kalırsa benim yukarı yönlü beklentim şimdilik korunuyor. Burada 1908-1910 buraların üzerine geçmesi lazım. Bu 2075'ten gelen düşüş trendinin aynı zamanda bir düşüş kanalı var. O kanalın direnci olacaktır. Bunun üzerine geçtiğini görmemiz lazım. Önümüzdeki günler içerisinde yine başta da dediğim gibi bu virüsün gidişatı konusundaki haber akışları evet. Ve özellikle panik ne kadar devam edecek yine artarsa altında yine satışlar görme ihtimalimiz olabilir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bu beklemediğimiz bir gelişmeydi bence. Buna ilişkin düşüşlerde takip etmemiz lazım diye söyleyebilirim. Yani düşüşler devam ederse 1820-1815 bölgesi ilk etapta izleyeceğim destek noktası olacak. 1864 kırılırsa 1911'de yukarıda izleyeceğim direnç olacak. Eğer bu virüsten kurtulursak altındaki beklentim beklentimin yukarı olduğunu hala düşünüyorum. Onu da öyle ekleyeyim. Peki çok çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Barış Ürkün'ü uğurluyoruz ve efendim koronavirüs bilim kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor Tevfik Özlü'dense şöyle son detayları öğrenelim. Tevfik Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkürler. Evet hocam. Bugün bu hafta sonu aslında üzücü bir haber çünkü tekrar bir belirsizlik, tekrar bir endişeyle karşı karşıyayız. Sizden dinleyeceğiz, sizin yorumlarınıza aslında çokça ihtiyacımız var görünüyor. Aslında hani haber bir endişeye ulaştı çünkü bu önceden 2020 yılında böyle bir deneyimiz var, bir dejavu gibi yaşıyoruz adeta. Geçen sene de biliyorsunuz yılbaşına girerken bir haberle sarsılmıştık. Yeni bir virüs hayatımıza girdi ve hakikaten bizi bütün alışkanlıklarımızı, davranışlarımızı alt üst etti. Şimdi tam bundan kurtuluyoruz. Aşılar geldi, işler düzene girecek falan derken
tekrar yeni bir virüste sil baştan mı olacağız, bu oyunu tekrar mı seyredeceğiz diye insanlar bir tedirgin oldular. Ama göründüğü kadar bence panik yapmaya gerek yok. Bildiğimiz bir şey var, bir mutasyona uğrayan bir virüs var ama bu virüs ilk defa mutasyona uğramıyor. Yani koronavirüsler sık sık zaten mutasyona uğruyorlar. Bu da onlardan biri. Daha önce de buna benzer mutasyona uğramış virüsler raporlandı ve bunların da bulaşma hızının arttığı yönünde tahminler yapıldı ama hiçbiri bu kadar bir sansasyona yol açmamıştı. Buradaki bence asıl olay virüsün mutasyona uğramasından çok, bu bilgiden çok İngiltere Başbakanı'nın %70 işte bulaşma hızı arttı, şu andaki vaka artışlarından sorumlu olduğunu düşünüyoruz, bundan dolayı işte kısıtlamalara gidiyoruz şeklindeki açıklaması oldu. Bu söz konusu mutasyonla ilgili korkuyu artırdı, paniği artırdı. Çünkü mutasyonların hepsinin hayatta karşılığı yok. Yani virüs mutasyon geçirir ama bu onun davranışını etkilemeyebilir. Yani çoğu zaman da etkilemez. Yani hastalık oluşturma potansiyelini, bulaşma özelliğini değiştirmez. Oysa burada bu mutasyonun toplumda bir karşılığı var gibi bir yorum yapıldı. İşte o yorum bence asıl soruna yol açtı. Şimdi dikkatlice izlememiz lazım. Gerçekten şu anda artan vakalarla ilişkili bir neden sonuç ilişkisi var mı bu virüsteki mutasyonun, onu tam net olarak bilmiyoruz. Ama olsa bile böyle bir artış, bu tekrar başa döneceğimiz anlamına da gelmeyebilir. Çünkü virüsün bulaşıcılığının artmış olması tek başına bir tehlike arz etmeyebilir. Eğer bulaştırma artarken hastalık yapma gücünü kaybederse, örneğin daha hafif hastalık yapar hale gelirse, daha az ölümcül hale gelirse, bu mutasyon zararlı olmayabilir, hatta faydalı da olabilir. Yani bir nezle soğuk algınlığı gibi bir virüse dönüşebilir ve hızlı bulaşır, herkese yayılır ama hastalık oluşmaz ve ölümlere neden olmaz. Bu da bir bağışıklık sistemi gibi, bağışıklık sistemini çalıştıran gibi iş görür. Yani bir nevi aşı fonksiyonu görmüş olur. Ama bunu da bilmiyoruz. Şu anda bu virüs, yeni mutasyona uğrayan virüsün hastalık oluşturma gücünde bir değişiklik var mı? Bir artış ya da azalma var mı? Ölümcüllük oranında bir değişiklik var mı? Henüz bu konularda bilgi yok. Dolayısıyla elbette bir tedirginlik var ama panik düzeyine yükseltecek bir kanıt yok. Dolayısıyla dikkatli ve yakın takiple süreci izlememiz lazım. Kesinlikle. Umarım iyi senaryo işler. Hani virüsün bu mutasyonu olumsuz bir dönüşüme ve dalgalanmaya neden olmaz. Umuyorum ki Tevfik Hocam son söylediğiniz olur. Yani bir tarafta sanki destekleyici bir mutasyondur diye düşünüyoruz. Peki Tevfik Hocam, son 2 dakikamız kaldı ama ülkemizdeki şu an vakaları ve tedbirleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli boyutta mı, vakalarda da düşüşler umut verici mi? Evet, yani son günlerde istikrarlı olarak günlük vaka sayıları ve pozitiflik oranları düşüyor. Sadece bu da değil, hastane doluluk oranları ve yoğun bakım doluluk oranları, ağır vaka sayılarında da düşme var. Ama maalesef kaybettiğimiz günlük ölüm sayılarına bu yansımış değil. Umarım ona da en kısa zamanda yansır. Ama baktığımızda iyileşen vaka sayılarının günlük vaka sayılarından daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu da havuzun boşalmakta olduğunu gösteriyor. Çünkü havuza her gün dahil olan hastadan daha fazlası havuzdan boşalıyor. Bu da giderek toplumdaki virüsü taşıyan hasta kişilerin azalacağı anlamına gelir. Kontrolün sağlanmakta olduğunu gösteriyor. Bu alınan tedbirler işe yaradı kuşkusuz ama bunlarda gevşememek lazım, devam ettirmemiz gerekiyor. Hele özellikle bu İngiltere'deki virüsün daha bulaştırıcı olacağı yönünde yorumlar ve gözlemler varken bu sokağa çıkma kısıtlamaları olsun, hafta sonu, gece veya işte restoran, kafe gibi yerlerde bir araya gelmenin yasaklanması olsun, bunlar bulaşmanın engellenmesi açısından önem arz ediyor. Bir süre daha bu önlemlerle gitmek zorundayız. Şu anda bence bu mutasyonla ilgili haberlerden çıkaracağımız ders şu, yani bunun en
şey tarafı, sabit tarafı veya bilinen tarafı şu. Bulaşmayı önlemek için kendimizi korumalıyız. Yani virüsün bize bulaşmasını engellemeliyiz. O da evde oturarak mümkün olduğu kadar ve kalabalıklara, kapalı alanlara çıkmayarak maske ve mesafemize dikkat ederek olacak. Bunlara dikkat edersek aşının devreye girmesiyle beraber birkaç ay içerisinde pandemide bir kontrolü sağlayabiliriz diye umut ediyoruz tabii. Umuyoruz hocam, bizler de öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık sizlerin de. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Profesör Doktor Tevfik Özlü Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi son bölümde de bizlere eşlik etti. Böylece gün sonunun sonuna geldik. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra Naz Özdeğirmenci Stüdyo New York'ta karşınızda olacak.